yeni çıkartılan bir kavramla işte Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çıkarttığı bir Cemevi Uzmanı diye bir kavram var. Bunlardan da görevlendiriliyor bu heyet içerisinde ki buna da e, Alevi toplumunun itirazı var. Çünkü Cemevi Uzmanlığı ne demek? Yani Cemevi bir ibadethanedir ve o ibadethanenin içerisinde hizmet eden inançsal makamlara sahip olan kişiler bellidir ve cemevi uzmanlığı diye bir kavram söz konusu olamaz. Cami uzmanı diye bir kavram var mı? Örneğin kilise uzmanı diye bir kavram var mı? Yok. Yani hiçbir ibadethanenin uzmanı diye bir kavram olmayacağı gibi cemevi uzmanı da bir, diye bir kavramda olamaz. Alevi toplumunun buna yönelik de itirazı var. İşte tırnak içerisinde bu cemevi uzmanlarından da oluşan bir heyet gelecek bu cemevine. Ee, burada bir tespitte bulunacak. Bu tespit e, neresi morg, neresi e, işte o meydan evi e, yani cem yapılan yer, e, neresi kesimhane ve benzeri. işte hizmet edilen yerleri tespit edecek ve bunlar ayrı bir sayaca bağlanacak. Bu sayaca gelen faturalar e, İl Kültür Müdürlüğü'ne e, iletilecek. E, bu iletilen fatura... İl e, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından alınacak cemevi Başkanlığı'na gönderilecek. cemevi Başkanlığı bunu inceleyecek. Bunun ödeneğini e, il Müdürlüğü'ne gönderecek. İ, i̇l Müdürlüğü de faturayı ödeyecek. ya yani Bunlar da e, fatura kesim tarihinden sonra işte son ödeme tarihi 7 gün kala yapmanız gerekiyor. Günlük kaçırdığı zaman gitti. E, bunu da böyle sıkı takip etmeniz gerekiyor. Şimdi tabii bu e, süreç böyle. Ee, ama burada esas olarak şu yapılmaya çalışılıyor. Yani birincisi cem ve kültür başkanlığını tanıyacaksınız. Bir kere onu tanımakınız gerekiyor. Ee, i̇kincisi bir yerin ibadethane olup olmadığına, yani oranın cemevi, hani bırakın hani e, iktidarın tanımıyla ibadethane zaten reddediyorlar. Ee, ama oranın cemevi olup olmadığına karar verecek olan kurum da yine Cemevi ve Kültür Başkanlığı oluyor. Yani sizin kendi ibadet ettiğiniz yer, cem yaptığınız yer eee cemevi devlet nezdinde, iktidar nezdinde cemevi olarak kabul edilmesi için de Cemevi Kültür ve Turizm Başkanlığının işte Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ee, kültür ve cemevi Başkanlığı'nın bunu onaylaması gerekiyor ki sizin orası cemevi olarak kabul edilsin ve giderleri bu e, aşamada ödenebilsin. Tabi burada bir kilowatt saat sınırı filan da var ee, geçici yönetme geçici maddeler içerisinde anlatılıyor ee, kilowatt saat sınırı filan da var. Yönetmelikte açık olmayan e, maddeler de var örneğin e, illerde e, yeni bir cemevi il müdürlükleri mi oluşturulacak yoksa e, il Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde Cemevi uzmanı mı çalıştırılacak? Yoksa işte Cemevi uzmanları ihtiyaç halinde başkanlıktan mı talep edilecek? Bu kilowatt saat sınırı ne, nedir? E, bu nasıl aşılacak? Falan gibi böyle çok belli olmayan, net olmayan hususlar da var ama... Esasında Alevi toplumunu ilgilendiren ya da bizi bir bütün olarak ilgilendiren mesele bu değil. Bundan öte bu Aleviliği kontrol altına alan ve bizim Alevi Diyaneti diye bahsettiğimiz yapının bütün cemevilerini artık kendi bünyesine alacak hareket içerisine girmesi, Alevi toplumunun, Alevi kurumlarının kendi ibadethanelerinin cemevi olduğunu kanıtlayabilmek için bunun giderlerinin karşılanmasını sağlayabilmek açısından Buraların e, e, kültür ve Cemil başkanlığı tarafından tespit edilmesi ve onaylanması gerekecek. Esas problemin buralar olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu nasıl olması gerekiyor, bir de ona söylemek gerekir. Bu konuda e, nasıl olması gerektiği hususunda şüphesiz ki demokratik ülkelere bakmamız lazım. Yani laikliğin gerçek anlamda yaşandığı ülkelere bakmamız lazım. Hani diyoruz ya Türkiye cumhuriyeti laiktir. Hani böyle yani anayasası gereğince olsa dahi layıktır, demokratiktir. Demokratik ve layık ülkelerde hiçbir e, ibadethanenin giderini hiçbir şekilde devlet karşılamaz. Hiçbir şekilde hükümet karşılamaz. Dolayısıyla olması gereken şu, e, camilerinde, camilerin de, kiliselerin de, havralarında, sinagoglarında, cemevlerinde hiçbir ibadethanenin gideri Devlet, hükümet tarafından, devletin oluşturduğu, hükümetin oluşturduğu bütçeler tarafından ödenmemesi gerekiyor. Hiçbir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmaması gerekir. Hiçbir şekilde Cemil Bir Başkanlığı diye bir kurumun olmaması gerekir. Bütün inanç ve ibadet işleri sivil hayata bırakılması gerekiyor.